Efendim hepiniz saygıyla selamlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk kez gelen arkadaşlar da ayrıca hoş gelmiş oldu. Şimdi ilk kez gelenleri sorduk ama en uzun gelenleri, en çok gelenleri sorduk. Evet, en çok gelen kaç defa gelmiş oldu? Hepsine, bayağı uzun. İnşallah bıktırmamışızdır. Şimdi bugün ahlaki yaralanma diye bir konuyu konuşacağız. Bu ahlaki yaralanma konusu çok önemli bir konu. Çünkü biraz sonra göreceğiz, bedeli çok büyük, maliyeti çok fazla, insana zararı çok kapsamlı, çok boyutlu. Ama yeni fark edilen, adı yeni yeni konulmuş ve yeni yeni çalışılan bir konu. Psikolojik yaralanma olarak da isimlendiriliyor. Ve şu anda dünyanın birçok yerinde bu konuyla alakalı çalışmalar yapılmaya başlandı. O yüzden sizlerle beraber bugün bu ahlaki yaralanma nedir? Özellikle bu son bir buçuk iki aydır yaşadığımız dünya olarak yaşadığımız zor dönemde ahlaki yaralanma kavramı neye karşılık geliyor? Biz burada kendimiz nasıl konumlandırmamız lazım? Onun üzerine konuşalım, düşünelim, istiyorum. Şimdi bir hikayeyle başlayalım. Hemingway'i bilmeyen yoktur. Meşhur yazar, hikayeci. Bir yemekte demişler ki, yahu sen bu kadar meşhur yazarsın, hikayecisin, her türlü hikaye yazıyorsun. 10 kelimeyle dünyanın en kısa hikayesini yazabilir misin? Hemingway şöyle bir durmuş, düşünmüş, kağıt kalem istemiş. Beş kelimeyle dünyanın en kısa hikayesini yazmış. Hikaye şöyle. Satılık, bebek patikleri hiç giyilmedi. Çok kısa, önü olmayan, arkası olmayan bir hikaye. Ama hikaye niçin yüreği titretiyor insanın zihnine bir sürü şeyler getiriyor. Ve bu yüreğin titremesi esasında sadece o günün insanlarının değil, bugünün insanlarının da, sadece o coğrafyanın insanlarının değil, dünyanın bir sürü coğrafyasındaki insanların da yüreğinin titremesi bize bir şey söylüyor. Bir yüreğimiz var, bir kalbimiz var. Ve bu kalbimiz bazen aklımızın ihmal ettiği, görmediği, önemsemediği şeyleri görüyor, hissediyor, fark ediyor, önemsiyor, ciddiye alıyor bilinç düzeyine gelmese de kalp düzeyinde birçok şeyi yaşayabiliyoruz. Adam Smith'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bütün insanlar, en ahmak, en düşüncesiz olanlar bile sahtekarlığı, kalleşliği, adaletsizliği hor görür. Fakat ne kadar bariz görünürse görünsün, adaletin toplumun içinde, varlığı için ne derece zaruri olduğu üzerine pek az insan etraflıca düşünmüştür kötülüğü biliyoruz, kötülüğü sevmiyoruz, kötülüğü fark ediyoruz. Kötülere karşı bir mesafe koyuyoruz. Bazen kötüler güçlü oluyor. Şerrinden emin olmak için ya da bazen bazı insanlar o güçten istifade etmek için kötülere güler yüzlü, yakın davranabiliyorlar ama sevmiyorlar. Fakat öte taraftan adaletle alakalı, adaletin toplum içindeki önemiyle alakalı kritik konumu atlanabiliyor. Halbuki Baktığımızda bizim kodlarımızda, mayamızda, fıtratımızda, tabiatımızda adalet çok bariz yer tutuyor. Bu konuda çok araştırmalar yapılmış. Emekleyen çocuklar dahi o kadar küçükken bile adaletsizliğe karşı tavır alıyorlar, tepki koyuyorlar. 21 aylık çocuklar bile kötü niyetli yapılan bir çalışmada kötü niyet gösteren insana, kötü niyet sezdikleri insana karşı duruş sergiliyorlar, uzak duruyorlar bir tane araştırma şöyle. 21 aylık çocuklara oyuncak verecek iki kişi, bir tanesi bilerek düşürüyor, vermiyor. Ötekisi yanlışlıkla düşürüyor, veremiyor bundan dolayı üzülüyor. Sonra başka bir yere geçtiklerinde bilinçli olarak kötü niyetle düşürene hiç yaklaşmıyor bir bebek, 21 aylık. Ama yanlışlıkla düşürene yaklaşıyor, ona doğru ilerlemeye başlıyor, ona gülümsüyor, konuşmaya çalışıyor, iletişim kurmaya çalışıyor vesaire. 21 aylıkken bile çocuk iyi niyeti, kötü niyeti, adaleti, zulmü, haksızlığı ayır dedi, fark edip ona karşı adil olana yakınlaşmak istiyor, doğru olanın yanında durmak istiyor. Çünkü bizim özümüzde, kalbimizde, fıtratımızda, mayamızda ne derseniz deyin bir kalbimiz var ve bu kalbimiz bu kavramlara, bu değerlere karşı bir hassasiyet taşıyor. Ve bu hep vardı ve adaletsizliğe karşı bir duruş sergiliyor, bir duruş gösteriyor. Bu duruş kendisi adaletsizlik yaptığında da gösteriyor. Büyük günahlar işleyenler, çok büyük zulümler yapanlar, kötülükler yapanlar vicdanlarının eziyetiyle kendilerini kaybediyorlar. Bakın milattan önce 416 yılında yazılmış bir eser diyor ki çok büyük bir miyazma diye büyük bir pişmanlık duygusu var kötü bir şey yaptığından dolayı insan hissettiği. Bu duyguyu hisseden insan şöyle ifade ediyor, ne yapabilirim? Bütün bunlardan nereye saklanabilirim ve kimse beni bulamaz? Hangi kanatlar beni yeterli yüksekliğe çıkarırlar? Ne kadar derin bir çukur kazmalıyım kimse beni bulamasın? Yaptığım kötülüğe dair utancım benim tüketiyor, beni tüketiyor diyor. Hakikaten insan kalbine aykırı davranmaya başladığında kendiyle o kadar çatışır, o kadar utanır, o kadar büyük suçluluk duyar ki uzaklaşmaya, kimsenin onu göremeyeceği yerlere, en yukarılara, en diplere gitmeye başlar ve kendi içinde tükenmeye, yok olmaya, bitmeye, e, için için kendini yemeye başlar. Önceden de varmış bu, şimdi de var, yarında olacak, hep olacak. Ve biz bunu kalbimizden hissedeceğiz, kalbimiz bize söyleyecek. Duyabilirsek ne âlâ, her zaman duyamayabiliriz. Ama kulağımızı, dikkatimizi yöneltebilirsek o zaman bir sesler duymaya başlayacağız. Bakın Taşıdıkları Şeyler diye güzel bir kitap var. Diyor ki o kitapta bir savaş hikayesinin gerçek olduğunu seni utandırmasından anlarsın. O savaştaki zulümler, hainlikler, alçaklıklar, kötülükler, vahşet, cinayet, haksızlık sana kendini kötü hisseder, hissettirir. Sana kendini utandırır, sana kendini e, ümitsizliğe doğru götürebilir Yanlış olduğunu bilirsin bazı şeylerin Ve onu kalbin sana söyler Hep olacak bu Kalbimizi muhafaza ettiğimiz sürece Kalbimizi dondurmadığımız sürece Kalbimizi öldürmediğimiz sürece Bunu hep taşıyacağız Bu noktada işte Niçin bunu taşıyoruz? Çünkü beraber yaşayabilmemiz için bunu taşımamız lazım Başka insanların acılarına karşı Duyarlılığımızı öldürmememiz lazım Dünyanın bir yerinde savaşlar oluyor. Çocuklar savaşlar oluyor. Çocuklar ölüyor. Bana ne diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Çünkü hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için esasında. Nitekim çok önemli bir tespit var diyor ki evrenin perspektifinden bakıldığında herhangi bir bireyin menfaati diğer bir bireyin menfaatinden daha mühim değil. Çünkü bir diğerimizin iyiliği, bir diğerimizin kötülüğü hepimizi etkiliyor. Birisi kötü olduğunda dönüyor, dolaşıyor, bize de vuruyor. Biz de kötü oluyoruz. Birimiz iyi olduğunda dönüyor, dolaşıyor, bize de vuruyor, biz de iyi oluyoruz. O yüzden birimizin diğerine bigane kalması, umarsız, kayıtsız olması kendi varlığımız için, hem psikolojik varlığımız için hem fizyolojik varlığımız için çok da tutarlı, çok da mantıklı bir anlayış, bakış açısı değil esasında. Peki buradan geçelim ahlaki yaralanma ya da bir diğer adıyla psikolojik yaralanma dediğimiz şey nedir? Nasıl tarifleriz bunu, nasıl yaşarız, nasıl anlarız, nasıl görürüz? çok temel bir tarifi var. İnsan için çok önemli bir değer, çok önemli bir doğru, vicdanı yaralayan bir konu, söz konusu olduğunda. Doğru bildiğiniz, inandığınız ya da değer verdiğiniz bu kritik konuyla alakalı yanlış bir şey yaptıysanız, büyük bir şey yap yanlış yaptıysanız ya da doğru bir şeyi bildiğiniz halde yapmanız gerektiği halde yapmadıysanız ya da Bunlardan birinin yapıldığına şahit olduysanız gözünüzün önünde çok büyük bir yanlış yapılıyor ya da gözünüzün önünde çok temel bir doğru çiğneniyor, ayaklar altına alınıyor, yok sayılıyor. Ve bunu engelleyemediyseniz, engel olacak bir şey yapamadıysanız o zaman ahlaki yaralanma yaşamaya başlarsınız. Vücudun kanadığı gibi kalbin kanadığını, vicdanın sızladığını hissedebilirsiniz. Bir şeyler ters gidiyordur bir şeyler problem olduğunu söyler size. Acıdan anlarsınız, sızdan anlarsınız, rahatsızlıktan anlarsınız. Başka bir şekilde gösterir belki, yani uykusuzluk olarak gösterir, huzursuzluk olarak gösterir, yerinde duramama olarak gösterir ama gösterir bir şekilde kendini. Buna ahlaki yaralanma diyoruz. Sadece doğruyla alakalı değil ama, özellikle yanlışla alakalı çok daha fazla söz konusu oluyor ahlaki yaralanma. Bu nedenle ahlaki yaralanma yaşamamak için insanın doğruyu bildiği kadar yanlışı da bilmesi, doğruya yaklaştığı kadar yanlıştan da uzaklaşması çok önemli. Hatta belki daha önemli. Doğru olmak, iyi olmak, güler yüzlü olmak, yardımsever olmak vesaire vesaire doğruları biliyoruz. Aynı zamanda yanlışı doğrudan iki kat daha fazla bilmemiz lazım. Çünkü ahlaki yaralanma daha fazla yanlış yapıldığında söz konusu oluyor. Yalan söylememek, zulüm yapmamak, haksızlık yapmamak, aldatmamak, kandırmamak, ihanet etmemek, duygularla oynamamak her neyse, yanlış yapmamak. Yanlışı yapmamak ve ötesinde engel olmak, yanlışın var olmasına, yaşamasına engel olmak. Topçu'nun çok güzel bir sözü var merhum. Ne diyor? Diyor ki, insan olan bunu yapmaz demeyin. İnsan olan bunu yaptırmaz deyin. Çok temel insani bir değer söz konusuysa İnsan olan bunu yaptırmaz, mani olur, karşı durur. Adam aldırma geç git diyemem, aldırırım diyor Akif değil mi? Devamında ne diyor? Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım diyor. Evet, çiğnenmeyi de göze alıyor, çiğnemeyi de göze alıyor hakkı tutup kaldırmak için. Niçin? Çünkü yapmasa ahlaki yaralanma yaşayacak. Yapmasa kalbi rahat etmeyecek. Yapmasa vicdanı akşam, ertesi gün, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ondan hesap sormaya başlayacak. O yüzden mesele sadece doğruyu bilmek değil, daha çok yanlışı bilmek. Doğruyu yapmak değil, daha çok yanlışı yapmamaktan uzak durmak. İlk önceliğimiz yanlışı yapmamak. Sonra doğruyu yapabiliyorsak yapalım. Peki yaptık, engel olamadık. Görüyoruz, şahit oluyoruz. Ahlaki yaralanma yaşamaya başladık. Kalbimiz sızlıyor, kanıyor. Ne tür yaşayabiliriz bunu? Dereceleri var ne yaptığımıza göre. Yapan mıyız, şahit miyiz? Doğruyu mu yapmadık, yanlışı mı yaptık? Ona göre duygusal olarak bunlardan birilerini az ya da çok yaşayabiliriz. Neler olabilir? Utanç yaşanabilir. Suçlu hissetme, suçluluk hissetme yaşanabilir. Öfke kendine karşı, diğer insanlara karşı, her şeye karşı bir öfke söz konusu olabilir. Küçümseme olabilir yine kendini küçümseme, diğer insanları küçümseme, yaptığı işi küçümseme, değerlerle alakalı olan her şeyi küçümseme, atılabilecek herhangi bir adımı küçümseme, her şeyi boş görme olabilir. Neşe kaybetme, hiçbir şeyden mutlu olamama, hiçbir şeyden rahat edememe, hiçbir şeyden huzur duyamama söz konusu olabilir. Başa çıkılamayan bir hüzün, gitmeyen, devamlı etrafında dolanan, devamlı insanı baştan aşağı saran, sebepsiz ama kalıcı bir hüzün yaşanabilir. Yaz tutma söz konusu olabilir. İnsan bir şeylerini kaybeder. Ümitlerini, heyecanlarını, değerlerini, düşüncelerini, inançlarını belki kaybeder ve bundan dolayı bir yaz süreci yaşayabilir. Değerleriyle çatışabilir. Birini kaybettikten sonra diğerlerini korumaya layık değilim. Bu önemli değilse diğerleri de önemli değil diye kendi kendiyle çatışır şekilde değerlerini de yitirmeye başlayabilir aşırı kaygı yaşayabilir. Her şeyden ciddi anlamda büyük bir korku, kaygı yaşayabilir ve bununla başa çıkamayabilir. Depresyon derin onu işlevsiz kılan, hareket etmesine ciddi anlamda mani olan üzüntüler yaşayabilir. İlişkisel anlamda ahlaki yaralanmanın ciddi anlamda bedelleri, sonuçları var. Güven kaybı olabilir her şeye karşı. Başta diğer insanlara karşı Sonra sisteme karşı, sonra kendine karşı, sonra hayata karşı, sonra Allah'a karşı. Her şeye karşı bir güven kaybı yaşayabilir. İlişki kopmaları, bozulmaları, ayrılmaları söz konusu olabilir. En uzağından başlayarak en yakınına doğru giden, en son kendiyle de ilişkisini kaybettiği bir süreçten geçebilir. Affedememe söz konusu olabilir. En küçük meseleleri büyütüp cezalandırma isteği, karşılığını verme isteği, hiçbir şekilde hoş görememe düşüncesi, hoş görememe, kendini de hoş görememe, affedememe durumu söz konusu olabilir. Mutsuzluğunu, huzursuzluğunu, keyifsizliğini, güvensizliğini insanlara bulaştırma söz konusu olabilir. En yakından başlamak üzere eşine, anne babasına, kardeşlerine, iş arkadaşlarına, çocuklarına bulaştırma, onları aşağı çekme söz konusu olabilir. Yabancılaşma söz konusu olabilir. Her şey anlamını yitirebilir. Her şeyden uzaklaşabilir. Her şeye karşı bir yabancılık hissedebilir. Zihninde de tabii ister istemez bazı sözler, bazı sesler birikmeye başlar. Onlar bir şeyler derler. Bu bir şeyler dedi dediğinden dolayı bunları yaşıyordur zaten. Neler der? Ben iyi değilim. İyi bir insan değilim. Ben güvenilmez bir insanım. Ben başarısız bir insanım. Ben umutsuz bir bakayım. İyilik diye bir şey yok. Hayat anlamsız. Hayatın bir amacı yok gibi sözleri, sesleri çokça duymaya, çokça tekrar etmeye başlar. Davranışsal anlamda da ciddi neticeleri söz konusu olabilir ahlaki yaralanmanın. Bunların başında dengesizlik, nasıl davranacağını bilememe, öngörülemezlik, sakinleşememe, dürtüsel davranma, düşünmeden hareket etme, duygusal patlamalar yaşama ya da tamamen, tamamen Tepkisiz kalma, bağımlıklara bulaşma, başta madde ve alkol bağımlı olmak üzere, bağımlıklara bulaşma, uykusuzluk yaşama, uyku problemlerini ciddi olarak tecrübe etme ya da uyuduğunda ciddi büyük zarar verici kabuslar görme, kendine parça parça zarar verme, kendine öz bakımda ciddi anlamda bir düşüş gösterme, intihar düşüncesi, riski ya da davranışı ve tükenmişlik söz konusu olabilir. En çok karşılaştığımız doğrusu bu grupta tükenmişlik söz konusu olabiliyor. Veya bağımlılıklar söz konusu olabiliyor. Ya da dürtü kontrol bozuklukları söz konusu olabiliyor. Maalesef bunu yanlış konumlandırmak yaşadığımız bir şey yine. Nasıl yanlış konumlandırmak? İşte çok ağır geldi bu görev ona. Görev ağır gelmiyor. Oradaki yanlış ağır geliyor ya da işte bu kaldıramadı, başa çıkamadı, yeteri kadar güçlü değilmiş. Hayır, yeteri kadar güçlü bu adam, bu insan. Ama ortada büyük bir yanlış var. Mesele onun gücü değil, mesele ortadaki yanlış. Bu yanlışa vücudu, kalbi, zihni dayanamadığında, vicdanı müsaade etmediğinde başka bir şekillerde bedelini ödemiş oluyor. Bu büyük bir bedel. Ama bu bedel maalesef çoğu zaman gözükmüyor. Başka türlü adlarla adlandırılıyor. İşte tükenmişlik, yorgunluk, zayıflık vesaire vesaire. Halbuki temelinde bir doğrunun yapılmaması, bir yanlışın yapılması ya da ona engel olunamaması var. Ama bunlar küçük yanlışlar değiller. Hoş görülebilir, göz ardı edilebilir yanlışlar değiller. İnsanı ayakta tutan, hayatta tutan doğrular, değerlerle alakalı yapılan yanlışlar söz konusu olacak. Bu noktada işte travma sonra stres bozukluğu en çok kafa karıştıran konulardan bir tanesi. Bu insanlara daha çok travma sonra stres bozukluğu yaşıyor diye bakılıyor. Halbuki... Her ne kadar davranış anlamında, belirti anlamında benzerlik söz konusu olsa da travma sonrası stres bozukluğu değil bu. Hangi davranışlar belir, be, benzerlik gösteriyor? İşte travma sonrası stres bozukluğunda da uzaklaşma, yabancılaşma, aşırı uyarılma, rahatsız edici düşünceler, kabus görme gibi belirtiler görürüz. Travma yaşayan insanlarda travmanın sonrasında. Ama bu ahlaki yaralanma travma sonrası stres bozukluğu değil. Nitekim bu konuda yapılan araştırmalar ilgili beyin bölgesinin bile farklı olduğunu gösteriyor. Farklı beyin bölgesinin ahlaki yaralanmada uyarıldığını ortaya çıktığını gösteriyor. Ve bu noktada adını doğru koymak lazım ki doğru bir tedavi süreci mümkün olsun. Çünkü travma sonra stres bozukluğunun tedavi süreci bambaşka, ahlaki yaralanmanın tedavi süreci, müdahale süreçleri bambaşka. Bu noktada da en büyük meselelerimizden bir tanesi ayırt etmek için davranışa odaklanmaktan ziyade insanın kendini nasıl konumlandırdığına, nasıl anlamlandırdığına odaklanmak lazım. Çünkü en büyük savaş nihayetinde insanın kendisiyle yaptığı savaş oluyor. Kendini uzaklaşıyor, kendini yok sayıyor, kendini değersizleştiriyor. Peki insanlar bunu nasıl ifade ediyorlar? Travma sonrası stres bozukluğu değil de ahlaki yaralanma yaşayan insanlar şu gösterdiğimiz, konuştuğumuz sonuçları nasıl ifade ediyorlar, nasıl hissediyorlar, nasıl tecrübe ediyorlar? Mesela birisi diyor ki, dağlar gibi suçluluk, umutsuzluk ve utanç yaşıyorum diyor, dağlar gibi. Bunu hakikaten hissetmiş, o kadar büyük geliyor ona. Bir başkası diyor ki, duygularım öfkeden dehşete, dehşetten şaşkınlığa, şaşkınlıktan suçluluğa, suçluluktan hüzne kayıyor, sonra tekrar başa öfkeye dönüyor. Olumsuz duygularla örülü, bir kısır döngünün içerisine girmiş, orada dönüp duruyor. Hiçbirisi ona iyi, hiçbirisi ona güçlü, hiçbirisi ona yeterli hissettirmiyor. Hep aşağı çeken duygular ve bunun içerisine dönüp duruyor. Devamlı aşağı doğru gitme söz konusu. Ölebilecek adamların bütün duygusal yükünü taşıyordum. Elem, dehşet, sevgi, özlem, soyut şeylerdi bunlar fakat soyut şeylerinde omuzlarında hissettiği, belki kalbinde hissettiği, belki zihninde hissettiği somut bir ağırlığı vardı diyor. Başka birisi diyor ki, bütün hayatımı bazı adamların sırlarını saklayarak geçirdim. Onların günahlarının ağırlığını taşımaktan vücudum ağrıyor. Fiziksel bir şey taşımıyor ama fiziksel bir ağrı hissediyor. Özgürlüğüm bu sayfalarda yaşıyor, tedavi etmek için kendini. Yazmış, bir kitap yazmış ve umarım burada yazdıklarım başkalarına mutluluklarını geri alma konusunda ilham verebilir. Çünkü ben kaybettim. Mutluluğunu kaybetmiş. O yükü taşıyor. Bari başka insanlar kaybetmesin tesellisiyle bir kitap yazmış. Peki sadece bireyler mi yaşıyorlar ahlaki yaralanmayı? Hayır. Toplumlar da ahlaki yaralanmalar yaşıyorlar. Ne zaman yaşıyorlar? İnsan eliyle gerçekleşen toplumsal travmalar insanlarda, toplumlarda ahlaki yaralanmaya sebep oluyor. Ne zaman peki insan eliyle gerçekleşen toplumsal travmalar yaşıyoruz? Çok sayıda kurban söz konusu olduğunda. Ve biz onları kurtarmakta aciz kaldığımızda hissedilmiş büyük bir acı yaşıyoruz, bizi ahlaki yaralanma hissettiren. Bunun da çok büyük sonuçları var. En büyük sonuçlarından bir tanesi, büyük ölçekli bu tür şiddetler beraberinde yaşamamızı, beraber yaşamamızı mümkün kılan sosyal yapıları olan güveni zedeliyor. Bakın bugün büyük bir vahşete bütün dünya olarak şahit oluyoruz. Ve insanlık tarihinde ilk kez bir yapı kurulmuş. 300 küsür, 200, affedersiniz 200 küsür ülkenin üye, üye olduğu Birleşmiş Milletler diye bir yapı kurulmuş. 200 ülke far, farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden, farklı inançlardan, farklı sosyoekonomik seviyelerden aynı masada oturmuşlar. Olağanüstü bir yapı bu, olağanüstü bir birliktelik. Çok güzel ama... Güvenimiz gidiyor. Niye harekete geçemiyor? Niye işlemiyor? Niye çalışmıyor? Niye aciz kalıyor? Halbuki o kadar önemli bir varlık ki bu. Ve kaç bin yılın sonunda bu noktaya getirebilmişiz insanlığı. Harikulade bir sistem, çok güzel çalışması gereken bir yapı ama güvenimiz kayboluyor. Kendi kendini bitiriyor. Bitirmemesi lazım ama bitiriyor. Büyük bu tür toplumsal ahlaki travmalar, bu tür kurumları olan güveni ciddi anlamda zedeliyor. Ötesinde birbirimize karşı güvenimizde zedeleniyor. İnsanların toplum algısını oluşturan ve insanları birbirine bağlayan ağlara zarar veriyor. Böylelikle sosyal hayatın temel dokularını etkiliyor. Bir, bir süre sonra sadece kurumlardan uzaklaşmıyoruz, birbirimizden de uzaklaşıyoruz. Birbirimize karşı da sevgisizlik, ilgisizlik, güvensizlik söz konusu olmaya başlıyor. Bu noktada da şahit olanlar özellikle de travmaya sebep olanlar sorumluluklarını reddediyorlarsa, tam da bugün yaşadığımız şey, insanlara güvenmeme konusunda yaygın bir algıya sahip oluyorlar. Peki ne olacak? Olacak şu, iki uçtan birine gitmeyeceğiz. İki uçtan bir tanesine, benim suçum değil, bana ne, ben mi yaptım? Ötekisine, her şey benim suçum, hiçbir şey yapamıyorum, elimden hiçbir şey gelmiyor, tüh tüh, yazıklar olsun bana. Bu iki uç, bu iki uçta da olmayacağız. Ortasında işe yaramaz değil, işe yarar bir noktada durmak zorundayız. Bu noktada en çok bilmemiz gereken şey toplumun desteği ve birlikteliğimiz, beraberliğimiz, ortak hareketimiz en kritik mesele. Bize iyi gelecek şey burada yatıyor. Beraberliğimiz, birliğimiz, ortak hareket etmemiz. Sosyal geri çekilme söz konusu olursa, birbirimizden uzaklaşırsak, küsersek, güvensizlik ortaya çıkarsa ahlaki yaralanma artmaya başlıyor. O yüzden yalnız değil, ne yapıyorsak beraber yapacağız. Peki kimler daha çok risk altında? Ahlaki yaralanma bir sürü insanı tehdit ediyor dünya çapında ama en çok hangi insanları tehdit ediyor? Bir tanesi işgal kuvvetleri, işgal yapanlar varsa, haksızlık yapanlar, zulüm yapanlar varsa onlar ciddi anlamda risk altında. Ahlaksız amirlerin yönetimi altındaki bürokratlar, yanlışa ortak olanlar, vahşete ortak edilmek istenen vatandaşlar, vahşete ortak olanlar, gerçeği çarpıtan basın kuruluşlarında çalışan sanatçılar, mesleklerini icra edemeyen sağlık çalışanları, meslek fayda sağlamaları engellenen akademisyenler, doğrular konusunda yalnız bırakılan ruh sağlığı çalışanları, yanlışları düzeltmeye güçleri yetmeyen sosyal hizmet çalışanları, yanlış insanları ve işleri savunan, görmezden gelen, onaylayan hukukçular ve büyük ihmaller ya da yanlışlar yapan öğretmenler. İnsanla işi olan herkes risk altında. Makineyle çalışmıyorsanız, muhatabınız, ve yaptığınız işten faydalanan sadece makineler değilse insanlarsa o zaman hepimiz esasında risk altındayız. Toplumda yaşayan her birey olarak risk altındayız. Bu kötü bir şey mi? Değil. Yanlış yapmadığımız sürece, bilerek isteyerek göre göre büyük hataları yanlışları yapmadığımız sürece ya da yapıldığında harekete geçmezlik yapmadığımız sürece hiçbir problemimiz yok. Ama çok büyük hatalı yanlışlar oluyor insanlığın değerleriyle, haysiyetiyle, vicdanıyla oynayan durumlar söz konusu ve biz bunun bir parçasıyız olmaz. Biz buna karşı hiçbir şey yapmıyoruz olmaz. O zaman ahlaki yaralanma söz konusu olur ve büyük bedel öderiz. Bakın nitekim büyük bedeller ödeme ile alakalı sonuçları görüyorsunuz. Duygusal, düşünsel, davranışsal, ilişkisel her türlü insanın hayatı daralıyor, daralıyor, daralıyor ve yaşanmaz hale getiriyor insanı. Bedeli çok büyük, fark edelim, fark etmeyelim. Adını başka türlü koyuyor insanlar. Travma sonra stres bozukluğu diyor. Ya da tükenmişlik diyor. Ne koyarlarsa koysunlar. Bu o değil. Bu ahlaki yaralanma. Vicdanımız kanıyor. Dolayısıyla vicdanımızı tedavi etmek için bir şey yapmamız gerekiyor. Peki bu insanlar nasıl yaşıyorlar bunları? Mesela Amerikan askerleriyle alakalı şöyle bir istatistik var. Amerika biliyorsunuz. Afganistan'ı ve Irak'ı işgal etti. Irak'ta 1,5 milyon üzerinde sivil öldürdü. Afganistan'da da bir sürü insanın kanına girdi. Bu süreçte 462 tane askerini kaybetmiş Amerika. 462 tane askeri öldürülmüş o çatışmalarda, Afganistan ve Irak'taki. Askerlerini geri çekmiş, sadece bir yıl içinde intihar eden asker sayısı 468 sahada kaybettiğinden çok daha fazla askerini evinde kaybediyor, intihar etti, ederek onları kaybediyor. Niye? Çünkü insanlar yaptıklarını ya da şahit olduklarını vicdanlarına sindiremiyorlar, anlatamıyorlar. Dünya onlara dar geliyor, yaşam anlamsız olmaya başlıyor. Kendilerinden iğrenmeye, tiksinmeye başlıyorlar. O yüzden de yaşama daha fazla devam etmek mümkün olmadığı için intihar ediyorlar. İntihar etmeyenler ne oluyor? yine araştırma, çok önemli bir araştırma. Her beş askerden bir tanesi demin bahsettiğimiz büyük semptomlardan birini yaşıyor. Boşanmalar, şiddet, madde bağımlılığı, öz bakım düşüklüğü, hiçbir şekilde işte gösterememe, işe bu işe devam edememe vesaire vesaire. Bir sürü problemler yaşıyorlar. Niçin? Çünkü bu vahşete ortak olmuşlar bir şekilde. Vicdan sesini çıkartıyor. Vicdan kendini gösteriyor. Bu son olaylar başlamadan önce yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor. İsrail ordusunda en büyük ölüm sebebi intiharlar. Sahada kaybetmiyorlar adamlar askerlerini. İntihardan kaybediyorlar. Niye? Yaptıklarına vicdanları müsaade etmiyor. Yaptıktan sonra vicdan rahat bırakmıyor. Neden bunu yaptım, nasıl yaptım diye. İsrail askerleriyle yapılmış bir röportajı okudum. Genç bir çocuk. Orada herkese askeri alıyorlar bir şekilde ve her türlü kötülüğü yaptırıyorlar. Ortak bir şekilde paylaşmak için kötülüğü. Diyor ki öyle şeyler yaptım ki annemin asla bilmesini istemeyeceğim şeyler. Anne vicdan temsil ediyor. Annem bilmesini istemiyorum çünkü vicdanım annem esasında. Bana iyiliği kötülüğü öğreten, doğruyu yanlış öğreten insan. O bilsin istemem. Ondan çok utanırım. Çok utanırım. Kendi kalbini susturmuş ama anne orada mücessem olarak duruyor. O yüzden annem bilmesin diyor. Ahlaksız amirlerin yönetimi altındaki bürokratlar da bu risk altında şayet alet olurlarsa. Geçen haftalarda çok önemli bir şey oldu. Amerikan hükümetinde Dışişleri Bakanlığında üst düzey bir genel müdür, silah tedarikinden sorumlu genel müdür. Josh Powell adında bir genel müdür. Yıllarını vermiş oraya gelmek için. Büyük fedakarlıklar yapmış, büyük bedeller ödemiş ve 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra kariyerinde çok iyi bir makama gelmiş. Çat istifa etti. Böyle bir makamdan meydan okuyarak istifa etmek zor bir şey. Bir daha nerede iş bulacaksın? Bir anda burayı bırakmak, buranın faydalarını, maaşını, imkanlarını, emekliliğini falan bırakmak kolay göze alınabilir bir şey değil. Çat göz aldı onları. Niye göz aldı? Diyor ki, çünkü mevcut Filistin politikası basiretsiz, adaletsiz, yıkıcı ve toplumsal olarak sahip olduğumuz değerlere aykırı olduğu için ben daha fazla kaldıramıyorum ve istifa ediyorum diyor. Para kaybediyorum, vicdanımı kaybetmeyeyim. Makamımı kaybediyorum, kalbimi yitirmeyeyim. Kendime ihanet etmeyeyim. Değerlerimi yok saymayayım. Çünkü bunun bedeli daha ağır olacak. Çat istifa ediyor. Yanlışa ortak olanlar daha fazla acı yaşıyorlar. Bu adamcağız bir şeyler kaybetmiş ama en büyük şeyi kaybetmemiş. En büyük şeyi kaybettiğinden ne oluyor bakın. Bu emri yerine getirdim. Hesapça büyük bir ferahlık duyacaktım kendi kendimden memnun olacaktım. Halbuki Bilakis içimde bir sızı var ve kendi kendimden iğreniyorum. Bir insan içinde devamlı bir sızı taşısa ve başa çıkamadığı şekilde, kurtulamadığı şekilde, bitiremediği şekilde kendi kendinden iğrense, hangi makama gelirse gelsin. Ne kadar para kazanırsa kazansın ne işe yarar bu? En büyük cezayı kendi kendine kendi eliyle vermiştir o insan. O yüzden Yanlışa ortak olmanın da bedeli çok büyük. Vahşete ortak edilmek istenen vatandaşlar da risk altında. Bu çocuklar 17, 18, 19, 18 herhalde yaşlarında dört tane genç. İsrail'de yaşayan gençler. Asker alınmak istemişler, kabul etmemişler. Biz askere gitmek istemiyoruz. Hapse atacağız seni, atın. diyorlar ki bunu yapmazsam İtiraz etmezsem, kabul edersem, askere gidersem kendime haksızlık edeceğimi düşündüm diyor. Bakın çok önemli. Kendime haksızlık edeceğimi düşündüm. Bu çok daha büyük bir bedel. Bu gençler bir programda, bir tanesi iklim karşıtlığıyla alakalı bir programda, ötekisi barışla alakalı bir kampta Filistinli gençlerle buluşmuşlar. Ve bakmışlar ki kendilerinin duydukları, bildikleri hikaye ile gerçekte yaşanan, var olan hikaye bambaşka onu fark ettikleri, gördükleri, öğrendikleri zaman bu vahşetin bir ortağı olmayacağım diye çok genç olmalarına rağmen büyük bir bedel ödemeyi göz önüne alarak karşı durmuşlar. Gitmiyorlar, hapse atılmışlar. Anneleri, babaları, komşuları, arkadaşları, akrabaları, toplumları dışlamış, itmiş, ceza vermiş, bedel ödetmiş hiç umurunda değil. Diyor ki bunu yapmazsam kendi kendime haksızlık edeceğimi düşündüm. Bu kaldırabileceğim bir şey değil. Annem bana kızsın, yeter ki vicdanın bana kızmasın. Arkadaşlarım bana küssün, yeter ki kalbim bana küsmesin demişler. Ve çok önemli şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki bir düşüncen ya da inancın varsa sorumluluğunu al ama sorumlu kalmak yetmiyor. Bir bedeli var bunun, bedelini öde. Bu bedel ne olursa olsun, özgürlüğümün elimden alınması çok korkutucu. Hapse girmekten keyif almıyorlar. Hapse girmek onlar için kolay bir şey değil. Hapse girmekten çok korkuyorlar, çok üzülüyorlar, çok istemiyorlar. Ancak kararıma güveniyorum, bedeli buysa öderim diyor. Ödemişler nitekim, hapse girmişler. Riski görmüş ve karşı durmuş. Kabul etmemiş, isyan etmiş. Niye? Çünkü bedeli çok fazla. Vahşete ortak olsalar ne olurdu? Yine yakın zamandaki bir savaştan bir bürokratla bir gazetecinin konuşması. Gazeteci diyor ki nasılsın? Şöyle cevap veriyor. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Kendimden iğreniyorum. Kendimden midem bulanıyor. Bunda hepimizin kısmen payı bulunduğu için utanç duyuyorum. Hepimiz yalan söyledik. Bizi asla affetmeyecekler. Böyle bedel ödemezse insan, böyle bedel ödüyor. Geldiği noktada bir şeyleri kaybetmemek için, korktuğu için üstüne yatıyor, göz ardı ediyor bazı değerleri, bazı haksızlıkları. Sonrasında da kendinden midensiz bulandığı, kendinden iğrendiği, utanç duyduğu bir noktaya geliyor. Bedel çok büyük. Gerçeği çarpıtan basın kuruluşlarında çalışan sanatçılar da risk altında. Nitekim yine geçen aylarda New York Times, dünyanın en prestijli basın organlarından bir tanesi, orada çalışan, oradaki bir ekin, editörlüğünü yapan, pazar ekinin editörlüğünü yapan Anne Boyer istifa ediyor. O da çok iyi bir kariyer, o da zar zor gelmiş oraya ama istifa ediyor. Niye istifa ediyor? Diyor ki, Dünya, geleceğimiz, kalbimiz bu savaş nedeniyle, Filistin'deki olan durum nedeniyle küçülüyor ve zorlaşıyor. Bu sadece füzelerin ve toprak işgalinin savaşı değil. Bu, onlarca yıldır işgale, zorla yerinden edilmelere, mahrumiyete, denetimlere, kuşatmalara, hapislere ve işkencelere direnen Filistin halkına karşı süren bir savaş. Bizi bu mantıksız acılar iklimine alıştırmayı amaçlayan makul tonlar arasında, şiir yazamam. Artık iğrenç edebi kelamlar yok. Artık sözlerle arıtılan cehennem manzaraları yok. Artık savaş çığırtkanı yalanlar yok. Bu istifa haber dünyasında şiir büyüklüğünde bir boşluk bırakıyorsa şu anın gerçek şekli budur diyor. Bu hanımefendi risk altında o riske girmiyor. Diyor ki ben vicdanıma küsmeyeceğim, bedeli ne olursa olsun ödeyeceğim diyor. Ve bu riski alıyor, istifa ediyor. Sağlık çalışanları da COVID döneminde özellikle ciddi anlamda ahlaki yaralanma yaşamışlar. Özellikle sağlık sistemin çok iyi çalışmadığı ülkelerde büyük ikilemler yaşamışlar. Mesela en çok sağlık çalışanlarında ahlaki yaralanmanın olduğu ülkeler Amerika ve Avrupa ülkeleri. Ne olmuş? Hastaneye yatıramamışlar. Ağır hasta mutlaka yatması gerekiyor. Sadece COVID ile alakalı değil, başka bir hastalığı var. Mutlaka yatması gerekiyor. Eve gitse hayatını kaybedecek hastane yatıramıyorlar kapasite doldu diye eve gönderiyorlar. Bu vicdanında bir iz bırakıyor, bir tortu bırakıyor. O tortu onu rahatsız ediyor. İlaç verememe, tedavi edememe gibi durumlar yaşadıklarında ahlaki yaralanma söz konusu oluyor. Bunun neticesinde de araştırmalara göre sağlıkçılar suçluluk, öfke, kendilerini ve başkalarını affedememekten ileri gelen tükenme hissiyle boğuşuyorlar. Adını insanlar tükenmişlik zannediyorlar. Halbuki ahlaki yaralanma söz konusu fayda sağlaması engellenen akademisyenler. Şimdi bir dep dışarıdan dışarıdan konuşuyoruz ya, hadi gelelim biraz içeriye. İçeride biz günlük hayatımızda neler yaşayabiliriz? Bakın bir akademisyen, bizim psikoloji alanında çalışan bir akademisyen arkadaşımız ne diyor? Yıllar önce bir afet sonrası çalıştığım kurum ile birlikte afet alanına gidecektik. Olayın ertesi günü alana intikal etmeden önce amirlerimiz tarafından bir toplantı düzenlenmiş, toplantıda orada yapılacaklar ele alınmıştı. Toplantının hemen sonrasında da yola çıkılacaktı. Toplantıda konuşulanlar tam olarak içler acısıydı. Felaketin etkilerini ele alıp müdahale yapmak kimsenin umurunda değildi. Toplantının tek gündemi kaza geçirmiş ailelerden toplanacak testler ve verilerdi. Bütün amirlerimin yer aldığı toplantıda söz alarak şu anda veri toplamanın hiç kimseye faydasının olmayacağını, ailelerin henüz şoktan çıkmamış olma ihtimallerinin yüksek olduğunu, toplayacağımız verilerin de sağlıklı olmayacağını söylediğimde toplantıda susturulmuştum ve ertesi hafta birimimdeki amirime fakülteden meslek yüksek okuluna sürülme emrim gelmişti. Her ne kadar cezadan kurtulmuşsam da o yaşlarda bu olayın etkisinden kurtulmam çok uzun bir zaman aldı. Sonraki günlerde tükenmişlik sinsice ağlarını örmüş ve beni çepeçevre sarmıştı. Adı ne tükenmişlik? Tükenmişlik mi değil, ahlaki yaralanma var. Çünkü afet sonrası bir bölgeye gidiyorsunuz yardımcı olmak için, bakıyorsunuz ki size sunulan gündem test yap, ölçek kullan, bu verileri araştırma yapalım. Ama o insanlara dokunmak, o insanların hayatını kolaylaştırmak, o insanların acılarını hafifletmek yok. Bu da ahlaki yer alanmaya sebep oluyor. Başka bir şey, doğrular konusunda yalnız bırakılan ruh sağlığı çalışanları. Bir psikiyatri hastanesinde çalışan arkadaşımız diyor ki, tarihi sayılabilecek bir psikiyatri hastanesinde 12 ayrı yatan hasta servisine dikkatiniz çeken bir adaletsizliğin veya uygunsuz bir koşulun değiştirilmesi çalışanlar tarafından mevzu bahis bile edilmemesi gereken bir konu gibi algılanır çoğu zaman. Ve sunulan gerekçe genellikle hiçbir şeyin değişmeyeceğidir. Var olan koşulların olduğu gibi kabul edilmesi gerektiği ve elden hiçbir şeyin gelmeyeceği düşüncesiyle çalışır birçok insan. Öyle ki en temel insan haklarından olan konularda bile örneğin hastaların içme suyu, hastalara çay verilme sıklığı, ekmek miktarı gibi bazen var olan koşulların değişmeyeceği fikri hakimdir çoğu zaman. Dolayısıyla çoğu kişi koşulları iyileştirme yapmaya değer bulmaz ve siz bir fikir sunduğunuzda garipsenir, bazen de küçümsenir. Halbuki siz yaşadıklarınızdan dolayı, gördüklerinizden dolayı ahlaki yaralanma yaşıyor, vicdanınızın kanamasını hissediyorsunuzdur. Söz konusu koşullar içerisinde bir şey yapmazsanız, öfke, kızgınlık, çaresizlik hissettiğim zamanlar oldu. Yaptığım işin zorluğu değil, adil bulmadığım konuları değiştirmek için elimden bir şey gelmemesiydi yaşadığım acı aslında. Bahsettiğim acının etik kurallarımızı aykırı koşullarda çalışmaya zorlandığımız zaman ortaya çıkan bir duygu olduğunu fark ettim. Bu acının dinmesi için ise dayanışmanın rolünü ve kolektif bir etik anlayış geliştirmemizin önemini bir kez daha anladım. Ne yapacaksak beraber yapacağız. Dayanışmayla yapacağız, kolektif bir şekilde yapacağız. Beni zorlayan, değişmesi gerektiğini düşündüğüm koşulları konuşmak istediğim zaman karşılaştığım bu kolektif işbirliğinin tam tersi olan bir tutumdu. Bu zorluğu sadece kendimin yaşadığını söyleyemem. Benim gibi düşünen, üzerine epey düşünüp değişim başlatmamız gerektiğini konuşabildiğim çalışma arkadaşlarım da bulunmakta. Bu süre zarfında kendi oluşturduğumuz küçük de olsa kolektif bir etik anlayışımız sayesinde değişim başlattığımız, adaletsizliğin giderildiğini hissettiğimiz konular da oldu hastaların üzerinde uyuduğu yatakların görünür hale gelmiş yaylarını herhangi bir canlıya değer bulmadığımız için yatakların değişimi için adeta bir mücadele başlattık. Mücadele diye ifade ettiğim şey, biz bu değişimi sağlamaya çalışırken bizi izleyen ve yaptığımız şeyi kıymetsiz bulan, hiçbir şeyin değişmeyeceğine emin olan zihniyetle mücadeleydi. Sonuçta bir servisin yataklarının tamamı yenilenmiş oldu. Kalan servisler için de süreç devam etmekte bir başarı, bir zafer hikayesi esasında. Görmüş, vicdanı kanamış, bu insana layık değil, bu doğru değil, bir şey yapmak lazım demiş. Etrafındakiler ya boş ver sana mı kaldı, ya hiçbir şey değişmez, ya ne yapabilirsin ki, ya ne olacak ki demiş. Sonrasında öfke, kızgınlık, çaresizlik hissetmiş ama durmamış. Bakmış ki ihtiyacımız olan şey beraberce bir şey yapmak, kolektif bir etik anlayışı geliştirmek. Kendi gibi üç tane, beş tane insan bulmuş, ilk adımı atmışlar. Bir servisin yataklarını değiştirmişler, kalanı devam ediyor. Büyük bir şey mi? Çok büyük bir şey. Küçük görünebilir ama çok büyük bir şey. Bir servisteki hastalar yayları çıkmış yatakta değil, normal insana yakışır bir yatakta yatıyorlar. O hastalar için çok önemli. Yapmasaydı vicdan azabı devam edecekti. Nitekim bu arkadaşımız bir şey yapamamış, vicdan azabı onu istifaya kadar götürmüş. Bir sosyal hizmet uzmanı. Diyor ki, kamu görevlisi olarak ilk defa atandığım yıl içerisinde ancak 6 ay dayanabildim ve ardından istifa ettim. Bu kurumda beni çaresiz hissettiren ve beni tüketen ilk olayım, 40'lı yaşlarda bekar olduğunu ifade eden, ailesiyle bağları olmayan, gözaltları morarmış, çok yorgun ve uykusuz görünen, cılız denecek kadar zayıf, kollarında kesik izleri bulunan, saçlarını 3 numaraya vurmuş, yardıma, bakıma muhtaç bir kadın kuruma geldi.'' Kurumdan talebi yalnızca uyuyacak bir yer sağlanmasıydı. Madde kullandığı tahmin edilen ve geçimini seks işçiliğiyle geçirdiğini aktaran kadın iletişime girmek hayli güçtü. Çünkü uykusuzluk, yoksulluk ve ekonomik problemler öfke ve agresyona neden oluyordu. Kurumumuzda kalabilmesi için hastaneye gidip psikiyatriden toplu ortamlarda yaşayabilir raporu gerekliydi. İlk önce acile, ardından psikiyatriye götürülen hastaya borderline kişilik bozukluğu ve madde bağımlılığı teşhisi konmuştu. Ayakta tedavisi uygun görülen kadına belirli psikiyatrik ilaçlar yazıldıktan sonra taburcu edildi. Kuruma tekrar getirilen kadın bu raporlarından dolayı kurumda kalamayacağı söylenerek kurumdan ayrılması istendi. Kadın ayrılmayıp uyumak ve dinlenmek istediğini, gidecek hiç kimsesinin olmadığını ve otelde kalacak yeterli parasının olmadığını söylese de polis eşliğinde zorla kurumdan uzaklaştırıldı. Bu olay karşısında hiçbir şey yapamayıp sadece izledim. İçimden gelen sese kulak verdiğimde yardım çığlıkları atan bu kadını yüzüstü bırakmanın hüznünü bana yaşatıyordu. Bir yanlış var. Yanlış kitaba uygun değil. Kitaba, kitapta başka bir şey yazıyor. Ama siz biliyorsunuz ki yanlış. Bu kitapta uygun bir durum yok. Farklı bir şey yapmak lazım. Bu kadının uyuması lazım. Bu kadının dinlenmesi lazım. Bu kadının bir bakım görmesi lazım. İlaçtan önce uykuya ihtiyacı var. Güvenli bir yere ihtiyacı var. Ama kitapta böyle yazmıyor. Boş verin kitabı vicdan ne diyor ahlak ne diyor doğru ne diyor değer ne diyor ona bakmak lazım. O yüzden ona aykırı bir şey yaptığınızda işte tutunamıyorsunuz, dayanamıyorsunuz. Zayıf görünüyorsunuz belki tükenmiş görünüyorsunuz ama yok vicdan kanıyor, vicdan müsaade etmiyor. Bu noktada şunu diyebilirsiniz. Ya çok büyük bedeller bunlar. Adam istifa etmiş. Adam New York Times'ı bırakmış, Dışişleri Bakanlığı bırakmış, şöyle acı çekmiş, böyle muzdarip olmuş falan. O zaman ahlaki yaralanma yaşamayalım canım. Bu yara kötü bir şey. yarana kadar zararlı bir şey? Değil efendim, değil. Yara çok iyi bir şey. Yara iyidir, yaradan korkmayalım. Çünkü içeride bir yıkım varsa insanı yıkımdan haberdar eder. Doktorlar için acı çok iyi bir şeydir. Çünkü acı olmasa vücuttaki hastalıklardan haberimiz olmaz. Vücutta ters giden bir şeyler olduğunu gösteren şey nedir? Acıdır. Harekete geç diyor, bir şey yap diyor, tedavi ol diyor. Acı olmasa İnsan içten içe yıkılır, ölür gider. Aynı şekilde yarayı hissetmek hissetmezsek, vicdanımızın kanadını fark etmezsek, ruhumuz, kalbimiz ölür, insanlıktan çıkarız, insanlığımızı kaybederiz, haberimiz olmaz. Bir bakmışız, yaşayan makinalara, hatta daha kötüsü yaşayan zalimlere dönmüşüz, farkında olmayız, haberimiz olmaz. İçteki tersliği yara, dışarı çıkartır ve tersliği gördüğümüzde tedbir almayı, tedavi olmayı mümkün kılar. Halbuki yer olmasa tedavi ve tedbir aklınıza gelmeyecek. İnsanın toparlanması, inançlarına, doğrularına, değerlerine uygun davranması için büyük bir imkan sağlar ve ötesinde yanlışlarını, hatalarını, günahlarını telafi etmesi için bir rahmet acısı yaşatır insana. Bir imkan sunar, bir çağrıda bulunur. Peki insanlar yaralara neden kayıtsız kalıyorlar? Kimler kayıtsız kalıyor? Niçin kayıtsız kalıyor? Bir grup var, bu grup kötü. Kötü insanlar. Çok fazla değiller, azlar. Toplumun büyük çoğunluğu kötü değil. Çok küçük bir grup kötü. Ama özgüvenli oldukları için, sesleri çok çıktığı için fazla görünüyorlar. Neden fazla görünüyorlar? İyiler özgüvensiz oldukları için, ve sesleri az çıktığı için. İyiler doğruları ile alakalı, değerleriyle alakalı rahat olsalar, özgüvenli olsalar, net olsalar, sağlam durabilseler kötüler bu kadar güçlü duramayacaklar, görünemeyecekler, bu kadar büyük görünemeyecekler. İyiler seslerini çıkartabilecek enerjiye sahip olsalar, motivasyona sahip olsalar kötüler bu kadar güçlü görünemeyecekler. Kötülerle alakalı psikoloji çalışmış. Psikopat kelimesini çok kullanıyoruz toplumda ama psikopat kelimesi çok ağır bir kelime esasında. Psikopatinin patolojik yalan söyleme, pişmanlık ya da suçluluk duygularından yoksun olma gibi pek çok belirtisi var. Ama en temel belirtisi, en birinci öncelikle anlayacağımız faktör şu, başkalarının acılarına karşı duyarsızlık. Psikopatlar merhametten yoksundurlar. Psikopatlar bizden biri gibi davranırlar ama bunu başarmak onlar için çok zordur. İnsanın yalnızca kendinden beklenen davranışları rasyonel bir biçimde sadece zihninde kabul edip kalbinde kabul etmediği halde uygulaması oldukça güçtür. Bir kediyi boğmak istiyorlarsa yalnızca bunun hoş görülmediğini bildikleri için kendilerini tutmaları kolay olmaz. Normal seviyede utanç ve suçluluk duygularına sahip olmayan psikopatlar kötü dürtülerine akılları müsaade etmese de kalpleri olmadığı için yenik düşüp kötü niyetten, açgözlülükten, Hatta yalnızca can sıkıntısından kaynaklanan korkunç eylemlere imza atabilirler. Nitekim görüyoruz o korkunç eylemleri. Ve er geç de olsa yakaya ele verirler. Kötü haber, psikopatlar kısa vadede başarılı olabilirler. İyi haber, uzun vadede başarısız olmaya mahkumdurlar. Gerçek psikopatlar hemen hemen aynı yanıtları verirler. Mesela bu konuda çalışan bir psikoloji profesörü New York Times'ın 13 yaşındaki bir soyguncu ile yaptığı bir röportajdan söz eder. 13 yaşında bir çocuk. Çocuk aralarında görme engelli bir kadının da bulunduğu bir takım yaşlı insanlara acımasızca saldırmış. Bu davranışlarından hiçbir şekilde pişmanlık duymamış. Hatta kendisini daha sonra teşhis edemeyecekleri için kör insanlara hedef almanın daha mantıklı, daha rasyonel, akla uygun olduğunu söylemiş. Kadına çektirdiği acı hakkında sorular sorulduğunda muhabir şöyle anlatıyor. Çocuk bu soru karşısında şaşırdı ve şöyle cevap verdi. Bana ne ki ben o değilim. Ben aç çekmiyorum ki bana ne?" diyor. Yakın tarihin en bilinen seri katili Ted Bundy diye bir adam. Bilinen rakam 36 kişiyi öldürmüş. Çok daha fazlası var. İşlediği cinayetler sonucunda çok büyük yaygar ortaya çıkardınız ya. Yaygar olarak nitelendiriliyor bu kadar büyük tepkiyi ve diyor ki şaşırdım çok fazla insan var. Ne olacak ki 37 tanesini, 38 tanesini kaybetmiş olmaktan? Onları 38 tanesini öldürdü. Ne olacak diyor yani. Başkasının acısını hissedemiyor. Başkasının e, zararına karşı merhametten ciddi anlamda yoksun kalmış. Peki, insanlar başka neden kayıtsız kalıyorlar? Bencil oldukları için. Aman ağzımızın tadı bozulmasın diye bir dizi repliği vardı ya. Aman rahatımız kaçmasın, ağzımızın tadı bozulmasın. Halbuki Sartre'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, her sözün bir sonucu vardır, her sükutun da. Sessiz kalmanın da bedeli var. Sessiz kalmak da vicdanı kanatan şeylerden birisi olabilir. Ne yapacağım bilmiyorumcular var. Ne yapayım yani? Bilmiyorum ki işte ben ne yapayım? Yani çok yapabileceğim bir şey yok yani falan. Bununla alakalı psikolojide odadaki fil diye bir kavram vardır. Odadaki fil kavramı şudur. Bir odada fil olduğunda onu görmemek mümkün mü? Değil yani odada fil var yani. Ama bazı insanlar çok büyük problemler karşısında havaya bakarlar. Çok iyiyiz ya bir problem yok. Terapiye gelir mesela. Eşi saçını başını yoluyor. Bu adamla yaşanmaz diye. Adam diyor ne problem biz çok mutlu bir aileyiz diyor. Bir problem yok diyor. Abi hangi kafayı yaşıyorsun? Allah aşkına kocaman bir fil var burada yani. Bir sürü bedel ödediğin bir problem yaşıyorsunuz. Her türlü. Sen de ödüyorsun, çocuğun da ödüyor, eşin de ödüyor. Bu problemi gör. Gör ki harekete geçmek için bir motivasyonun olsun. Gör ki harekete geçmek için zihnini ve kalbini zorla. Ama yok ne yapabilirim ki bilmiyorum ki bir problem yok ki yapıyorlar. Aynı bugün bu problem karşısında yapanlar gibi. Kalbini donduranlar var. Ruhsal uyuşma yaşayanlar. Ya konuşmayalım bana iyi gelmiyor. Abi yaşıyor adam ya. Sen duymak iyi gelmiyor, görmek iyi gelmiyor. Adam bizatihi yaşıyor, çocuk bizatihi tecrübe ediyor. Yani bir zahmet sen de biraz rahatsız ol. Biraz huzurun kaçsın, biraz mutsuz ol yani ruhsal anlamda kalbini dondurduğu için hiçbir şekilde hüzün, keder gelmesin istiyor kalbine. Halbuki bizi insan yapan biraz da hüznümüz, kederimiz. Öyle bir şarkı var değil mi? Hüzün, keder uğramasın bana mıydı? Neydi? Nasıldı? Öyle bir şey vardı. Halbuki hüzün, keder uğrayacak bize. Hüzün, keder kalbimizde yer alacak. Bizi biraz insan yapan o hüzne, kedere karşı duyarlılığımız, o hüzne, kedere karşı aşinalığımız, paylaşımımız. O yüzden kalbimiz dondurmak, Kalbimiz sadece belli duyguları açmak yok. Zaten kalbi dondurduğumuz zaman o belli duyguları da mutluluğu da tam yaşayamıyoruz. Rol yapıyoruz, mutlu gibi davranmaya çalışıyoruz. Çünkü kalp dondu mu donar. Duyguyu ayırt etmez, bütün duyguları dondurur. Bana neciler, pardon, bahaneciler. Ne yapabilirim ki? Onu yapsam ne faydası olacak ki? Bunu yapsam ne olacak ki? Hani bir tane bir ara sosyal medya fenomeni vardı. Şey diyordu. Tatile geldik, ne oldu şimdi diyordu. Buraya geldik, ne oldu şimdi? Geldik, ne oldu şimdi? Her şeye ne oldu şimdi? Ya bir yap yapabileceğini, bir harekete geç, bir niyet göster, amaç göster. Bir gün büyük kalplerin büyük silahlardan daha fazla barış getireceğini fark edeceğiz diyor. Büyük bir kalbe sahip olursak, büyük bir aşkla, büyük bir ümitle, büyük bir inançla küçük şeyleri yapabilirsek çok büyük neticeler alacağız. O yüzden bahane bulmak da yok. Başka niçin kayıtsız kalmamamız lazım? Camus Albert Camus'un çok önemli bir sözü var. İkinci Dünya Savaşı'nda Renault fabrikası açık kalmış ve Nazilere aynen malzeme satmış. Savaş bitmiş, Renault fabrikası yargılanıyor. Sen niye fabrikanı kapatmadın, niye malzeme satmaya devam ettin? Ben ne yapabilirdim ki diyor, İlla birisi açacaktı, ben açtım. Kapatsam ne olacaktı ki, ne işe yarayacaktı falan, bahaneci. Albert Camus diyor ki, çok komik bir savunma diyor. Kitaplarda yazmayan, kanunda yer almayan iki tane büyük suçu işlediler diyor. Bir, ellerinden geleni yapmama suçu. İki, hiçbir şeyi riske etmeme suçu. Aynı durumla biz de karşı karşıyayız. Son 100 yılın en büyük vahşeti, katliamı, cinayeti şu an gerçekleşiyor. 50, 55 gündür gerçekleşiyor. Vicdanımıza sormamız gereken iki tane soru var. Bir, elimizden geleni yapıyor muyuz? Çok bir şey, büyük bir şey yapmak zorunda değiliz belki ama bir hareket, bir tavır, bir pozisyon, bir ses çıkartabiliyor muyuz? Elimizden ne geliyorsa yapıyor muyuz? Elimizden geleni yapmak konusunda kalbimiz rahat mı? Yoksa tarihe nasıl hesap vereceğiz? Kendimize nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımıza nasıl hesap vereceğiz? Bunu bir düşünmemiz lazım. İki, risk alıyor muyuz? Türkiye'de yaşayan insanlar, insan haklarının ve özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, ülkelerde yaşayanlar kadar büyük risk almak zorunda değiller. Mesela Almanya gibi insan haklarının yok sayıldığı bir ülkede Denizden nehire Özgür Filistin demek yasak. Hiçbir yerde yazamazsınız. Sosyal medyada yazamazsınız. İngiltere'de sokağa çıksanız polis resminizi çekiyor bulamazsa sizi. Bulursa hapse atıyor, gözaltına alıyor. Bulamazsa resminizi koyuyor sosyal medyaya. Bu insanı bulmamıza yardım edin diyor. Fransa'da 350 Euro ceza veriyorlar. Bizim para cezası vermemize, gözaltı riski yaşamamıza gerek yok. Sadece konforumuzu biraz bozmamız gerekiyor. Konforumuzu bozup ses verme yapabileceğimizi yapma riskini almamız gerekiyor. Yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Biz biliyoruz. Kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Kimseye bir şey anlatma, açıklama zorunda değiliz. Kalbimize soralım. Elimizden geleni yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Küçük riskler, rahatımızı, konforumuzu bozma riski alıyor muyuz, almıyor muyuz? Bunu bugün sormazsak yarın çok daha büyük sorular gelecek, çok daha büyük bedeller ödeyeceğiz, çok daha büyük zorluklar yaşayacağız. O yüzden bugün sormamız lazım. Çünkü ne yapalım meselesinde en önemli şey yarayı, yaralanmayı ciddi almak meselesi. Bu konu büyük bir konu. Bu konu bizi çepeçevre kuşatabilecek, ciddi anlamda zarar verebilecek bir konu. O yüzden yarayı ve yaralanmayı ciddiye almak zorundayız. Bizi harekete geçiren doğruları, değerleri açığa çıkartalım. Niçin harekete geçmemiz lazım? Niçin istemiyoruz? Niçin yanlış? Niçin çocuklar bombalanmasın? Niçin gençler hayatlarını Ömürlerinin taze baharında kaybetmesin, niçin siviller vurulmasın, niçin hastaneler yıkılmasın? Bununla alakalı bizi isyan ettiren şey hangi doğrularımız, hangi değerlerimiz? Özümüzde, insani varlığımızda, yapımızda bizi hayatta tutan, ayakta tutan hangi değerler var bizi harekete geçiren? Onlar adına, onlar için bir şeyler yapmak zorundayız. Çünkü onları kaybedersek insanlığımızı kaybediyoruz. Niyetlerimizi ve yaşam amaçlarımızı tazeleyelim. Neyi, niçin yapıyoruz? Hukuk okuyorsak iyi bir hukukçu olmayı buraya bağlamamız lazım. Mühendissek iyi bir mühendis olmayı buraya bağlamamız lazım. İnsanlık değerlerini kaybetmesin diye iyi bir hukukçu olacağım. Hukukun doğru versiyonunu, işler versiyonunu, haksızlığa karşı durur versiyonunu göstereceğim. Mühendissem insani teknolojiyi göstereceğim. Şu anda vahşet mimarisi diye bir şey var. Duydunuz mu bilmiyorum. Filistin'de başlayan bir mimari. Filistinlerin maksimum zarar görmesine dönük evlerin yapılması, yolların yapılmasına dönük bir mimari geliştirmişler. Mesela Yahudilerin evlerine işaret konuluyor. Çatıdan vurulmasın onlar diye. Filistinlere o çatı tarzı konulmuyor ki bombalanabilsin diye. Vahşet mimarisi. Yollar yapılırken Filistinlerin köylerine ulaşamayacak şekilde yapıyor Filistinler kullanamasın o yolları diye. Sadece İsraillerin kullandığı köylere ulaşabilsin. Vahşet mimarisi bu. Mimariyi kalpsiz, vicdansız bir şekilde vahşet için kullanıyor. Biz mimari okuyorsak insani olarak bu mimari nasıl kullanılır onunla bağdaştıracağız. Yaşam amacımızla, niyetimizle bağdaştıracağız. Her ne yapıyorsak. Bugün bir sınavımız, bir dersimiz, okuduğumuz bölüm çok kıymetli olabilir. Bu vahşeti durdurmak noktasında anahtar rol oynayabilir. Bizim buna niyetimiz var mı? Biz yaptığımız işe bu gözle bakıyor muyuz? Bir seminer, bir eğitim, bir kurs, bir atölye bir ilişki burada kurduğunuz çok kıymetli olabilir. Bu gözle bakıyor musunuz? Bu gözle baktığımızda niyetlerimizi, amaçlarımızı tazelediğimizde, tekrar bir gözden geçirdiğimizde her konuşmamız, her katıldığımız seminer, her yaptığımız ödev, her geçtiğimiz ders insanlık için çok büyük bir hediye olabilir bize bağlı. İhtiyaçları ve imkanları tespit edelim. Şu anda sahada, şu anda bu zulmü yaşayan insanlarla alakalı ne tür ihtiyaç var? Tespit ettik ama benim imkanlarım bu kadar değil. O zaman imkanlarım ne? İmkanlarımı tespit edeyim, ne yapabiliyorsam yapayım. Benim çok imkanım yok, sosyal medya mesajı yazıyorum. Ne güzel, yaz sosyal medya mesajı. Bir sosyal medya mesajı çok şeyi fark ettirebilir. Benim hiçbir imkanım yok, sosyal medyayı da kapattım, derslerim engel oluyor. Dua ediyorum, olur dua et. Benim hiçbir imkanım yok, arkadaşımı anlatabiliyorum. Olur. Benim hiçbir imkanım yok, Filistin bilekliği takıyorum. Olur. Bir şey yap ama, bir şey yap, ne yapabiliyorsan kötülüğün hedef alınması önemli. Kötülüğün adının konması çok önemli. Şu anda Batı medyasında bakıyorsunuz. Diyor ki Hamas şu kadar İsrail'i öldürdü, şu kadar Filistinli öldürüldü. Kendi kendine ölmüşler. Bir anda çat ölmüşler. Öyle bir şey var mı? Yok. Kötülüğün adını koymamak için, kötülüğü adreslememek için söylemiyorlar. Biz bileceğiz. Kötü var. Kötülük var. Ayağa kalkıp harekete geçmek, bir şey yapmak zorundayız. Ama bunu yaparken gaza gelmek yok. Ne var? Sürdürülebilir uzun vadeli çalışmalar düşünmek lazım. 75 seneden beri devam eden bir şey var. Öyle bir kurgu yapmamız lazım ki, öyle bir ayağa kalkmamız lazım ki 75 sene, 750 sene devam edecek bir iyilik, adalet dalgası oluşmuş olsun. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz arkadaşlar. Ne olur kendi potansiyelinize, gücünüze, imkanlarınıza inanın, güvenin. Yapabiliriz. Yapabiliriz görünürlüğü arttırmak lazım. İnsanların alışmasına, yok saymasına, önemsememesine izin vermemek lazım. Dayanışmayı çoğaltmamız lazım. Beraberce yapmamız lazım. Beraberce konuşmamız lazım. Beraberce anlatmamız lazım. Kapsayıcı bir dil kullanmamız lazım. Olur ya, bazı insanlar anlamamıştır. Bazı insanların zihninde kalıp hikayeler, kalıp bilgiler vardır. Kavrayamamıştır meseleyi hali hazırda yaşadığımızın son asrın en büyük katliamı olduğunu fark etmemiştir. Ya da halen sosyal medyada propaganda sonucu ortaya çıkan yalanlara kanmıştır. Ya şunlar da şöyle yapmış, bunlar da böyle yapmış. Doğruyu bileceğiz, anlatacağız, öğreteceğiz. Sabırla, anlayışla, hoşgörüyle kapsayacağız. İnsan kazanacağız. Beraber yanımıza yoldaş alacağız. Dayanışacağımız insan toplayacağız. Ama dışlamak, nefret ettirmek, küstürmek yok. Büyük olmasa da somut, küçük ama bir şey, bir şey yapacağız, bir adım atacağız. Peki nasıl yapacağız? Bir defa tespit edelim şu an durum nedir? Sakin kalacağız ve dürüst davranacağız. Evet şu an çok büyük bir meselemiz var, çok büyük bir mesele. Törenler, programlar, protestolar ne yapabiliyorsak organize edeceğiz. Edemiyoruz, katılacağız. Organize edilenlere katılacağız. Kendimize eğiteceğiz. Dedim ya bazı kalıp bilgiler var, o kalıp bilgiler dönüp duruyor. O kalıp bilgilerin yanlış olduğunu, öğreneceğiz, kendimizi eğiteceğiz, anlatacağız, söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bak arkadaşım 7 Ekim değil mesele. Niye 7 Ekim'den niye şey? 7 Ekim değil. Ya 75 seneden beri devam eden bir şey var. Sadece Gazze'de değil, Ramallah'ta da aynı katliam devam ediyor. Hadi Gazze'de böyle, Ramallah'ta niye devam ediyor? Niye çocuk öldürülüyor? Yok. Bunları bilmemiz, anlatmamız, sabırla paylaşmamız lazım. Kaydetmemiz lazım. Bu dönemi kaydetmemiz. Bu dönem insanlık tarihinde önemli bir sayfa. Bu dönemdeki doğruları da, kahramanları da, hainleri de, yanlışları da kaydedeceğiz. Kendi davranışlarımızı da kaydedeceğiz. Bu dönemin tarihçisi olmamız lazım. İş beklemeyelim. Birisi bize sen şunu yap, sen bunu yap demesin. Biz kendimiz doğru bir çerçevede sakin kalarak, uzun vadeli düşünerek yaptığımız, bugün yaptığımız işi yeniden niyetimizi tazeleyerek ve büyük bir hedefe yaşama amacına bağlayarak kendimize işler bulalım yılgınlık ve ümitsizlik oluşturacak haberleri yaymayalım. Ama güven oluşturacak, dayanışmayı arttıracak bilgileri, haberleri yayalım. Zaman alacak hemen tükenmeyelim. Bir ay bütün büyük bir gazla çalışıp ikinci ay perişanım, bütün derslerden kaldım, biraz derslerime önem vereyim. Yok. Her gün 5 dakika bir şey yap, her gün 10 dakika bir şey yap ama 10 dakika her gün yap. Bir yıl boyunca yap, 10 yıl boyunca yap, 20 yıl boyunca yap. Bugün yaptığını yarın için yap. Ders çalışmayı onunla bağdaştırdığında zaten ders çalışman İnsanlık için ders çalışıyorsun, kendin için değil. Çok daha büyük bir şey için yapmış olursun yapacağını. Uzun vadeli sürecek, hazır olalım buna. Maneviyat önemli. Sadece şurayla çözemeyiz. Kalbimizdeki değerlerimize tekrar bakalım. Heyecanımızı, ümidimizi, inancımızı tekrar arttıralım. Dualarımızı çoğaltalım. İnsanlığa dair ümitlerimizi tazeleyelim. Çünkü bizim en çok yıkılan, en çok işgal edilmek istenen, en çok bombalanan yerimiz binalarımız değil. En çok kaybettiğimiz insan değil en çok kaybettiğimiz birbirimize karşı ümidimiz, birbirimize karşı güven, güvenimiz, insanlığa karşı insanlığın geleceğine dair inancımız. Bunları kaybetmememiz lazım. Bunlar bizi bir araya getiren, beraber yaşatan şeyler. O yüzden kalbimizin bombalanmasına izin vermeyeceğiz. Oranın bombalanmasına bir şey yapamıyoruz. Bari buranın bombalanmasına izin vermeyelim. Sahada olamazsak masada olalım. Ne demek masada olmak? Sahaya çıkamıyoruz, protestoya katılamıyorsun. Onu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. Masada ders çalış. Ölen çocuklar için çalış. Hayatını kaybeden yaşlılar için çalış. Kadınlar için çalış. Siviller için çalış. Masumlar için çalış. Herkes için çalış. Hiçbir şey yapamıyorsan ders çalışman o insanlar için olmuş olsun. Ben bilirim ki yaşamak berrak bir göğün altında çocuklar aşkına savaşmaktır diyor ya şair. Biz bunu değiştirebiliriz. Yaşamak Berrak bir göğün altında çocuklar için ders çalışmaktır, icat bulmaktır, bir araya gelmektir, dayanışmaktır diyebiliriz. Dayanışma çok önemli. Ne diyor şair? Aşk örgütlenmektir. Bir düşünün abiler diyor. Örgütleneceğiz. İyilik namına örgütleneceğiz. İyiliği arttırmak, çoğalmak için örgütleneceğiz. Ve ne yapabiliyorsak yapacağız. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Sonra şu olacak. Albert Camus diyor ki, biliyor musun arkadaşı hapiste birçok şeyden mahrum haldeyken kendisi konfor keyfi yaşamamak için her akşam yerde yatan bir adam duymuştum. Kim efendim bizim için yerde yatar? Ben kendim bunu yapabilir miyim? Ama yapmak isterim. Hatta yapmalıyım. Evet, hepimiz bir gün bunu yapabileceğiz ve bunu yaptığımızda bu bir zafer olacak. Ancak kolay değil. Başkasının acıları namına üzüldüğümüz, kendi konforumuzdan fedakarlık yapabildiğimiz zaman, onu kalbimizin ta merkezinde yaşadığımız zaman vicdanlarımız yarına sakat çıkmayacak. İnsanlığımızı kaybetmeyeceğiz. Vicdanımızın kalbimizin sızdamasına bizden hesap sormasına yeryüzünü bize dar etmesine mani olmuş olacağız ve böylelikle insanlık namına bir zafer kazanmış olacağız. Ama kolay değil. Fakat inanıyoruz. Dilerim bugün böyle biraz üzdüm sizi, yordum belki kalbinizi. Ama dilerim sizlerin emekleri, gayretleri, heyecanları, ümitleriyle çok daha güzel günler göreceğiz. Beş sene sonra, on sene sonra insanlığın zaferlerini kazanacağız, insanların zaferlerini konuşacağız. Bir mottoya ihtiyacımız var. Benim çok sevdiğim bir motto şu, diyor ki, insanlık için bir zafer kazanmadan ölmeye utanmalısın diyor. İnsanlık için bir zafer kazanalım, ölmeden önce. Kolay gelsin. Görüşmek üzere önümüzdeki.